Ve Siirt Belediyesi'ne kayyum atandıktan sonra hizmetler peş peşe geldi ve Siirt'e güzel bir dönüşüm ortaya çıktı. Peki şu anda neler yapılıyor? Hangi projeler hayata geçirildi? Siirt Belediye Başkan Vekili Sayın Ceyhun Dilşat Taşkın ile konuşacağız. Efendim yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de sizlere hoş geldiniz diyorum. Yayınınızda da başarılar diliyorum ve bizleri izleyen değerli seyircilerimizi muhabbet ve hürmetle selamlıyorum. Peki efendim, göreve geldiğiniz günden bu yana Siirt'e neler yaptınız, hangi projeleri hayata geçirdiniz, bize anlatır mısın efendim? Şimdi öncelikle görevi devraldığımız 2016 yılının Kasım ayı sonu itibariyle hızlı bir şekilde şehrin problemlerini ortaya çıkarmaya çalıştık. Tespit etmeye çalıştık ekibimizle birlikte ve maalesef şöyle bir tablo ile karşı karşıya kaldık. Şehrin merkezinde ahırların bulunduğu, besicilik yapıldığı, kötü görüntülerin, kokuların meydana geldiği, ana arterlerde, ana caddelerde, kamu kurumlarının bahçelerinde, parklarda küçükbaş, büyükbaş hayvanların gezindiği, şehrin gene merkezinde bir canlı hayvan borsasının olduğu, tozlu sokakların, çukurlu caddelerin bulunduğu, yeşil alanlarının azlığı, otopark alanlarının bulunmadığı, yine mevcut parklarının neredeyse kullanılamaz hale geldiği, oturma grupları bulunmayan, kent mobilyalarının olmadığı, dekoratif hiçbir çalışmanın olmadığı, peyzaj çalışmasının olmadığı bir kentle karşılaştık ve bunlarla ilgili acil çözüm üretmeye başladık. Öncelikle temizlikten başladık. Temizlik hizmetlerini çok üst boyuta getirdiğini söyleyebilirim. Özellikle eski mahallelerimizde, dar sokaklarımızda temizlik hizmetlerinin çok geliş güzel yapıldığını fark etmiştik. Oralarda hizmet verebilmek adına çöp taksi gibi, pil gibi aletler kullanmaya başladık ve her gün şu anda caddelerimiz istisnasız en az 8-10 sokağımız yıkanmakta. Yine vahşi depolama alanına, doğa üzerine günlük ortalama 180 ton evsel atığı atıldığı bir şehrimizle karşı karşıya kalmıştık. Botan Vadisi üzerinde o atıkların Botan Vadisi'ni kirlettiği, suları kirlettiği, salgın hastalıkların oluştuğu, o çöp alanı üzerinde oluşan yangınların şehrimizin havasını kirlettiği bir durumla karşı karşıyaydık. Çok hızlı bir şekilde vahşi depolama alanı kapatıldı. Şu anda oranın mesire alanına dönüşmesi için proje çalışmamız devam ediyor. Bunun yerine düzenli depolama katı atık tesisini biz açtık. Orayı şu anda kullanıyoruz. Şehrimizi bu sıkıntılardan kurtarmış olduk. Ve orada kurmuş olduğumuz ambalaj atıkları ayırma tesisiyle de Cumhurbaşkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri ki hemşerimiz hanımefendi Emine Erdoğan hanımefendinin başlatmış olduğu sıfır atık projesinde biz de bu noktada geliştirmeye çalışıyoruz. Parklara geçtik. 14 tane park vardı şehirde. Toplam bugüne kadar gelmiş Siirt tarihi boyunca 14 tane park. Az önce bahsettiğim EFSAF'taydı maalesef. Bunları tamamen yeniledik. Çatılı banklar yerleştirdik. Ağaç diktik. Süs bitkileri yerleştirdik. Oturma alanlarından sonra oyun grupları, dekoratif çalışmalar yapıldı ve 14 park tamamen baştan aşağı yenilendi. Yetmedi. 28 tane yeni park yaptık. Şu an şehrimizde 43 adet yeni parkımız, toplam parkımız bulunmakta. Bunların içerisinde bir tanesi de bölgenin en modern ve en büyük çocuk dünyası parkı oldu. 14 dönüm alan üzerinde Şahin Bey Belediyesi'ne buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Onların katkılarıyla bir ayrı proje, büyük bir proje yine parklarla ilgili 40 dönüm üzerine Kızlar Tepesi adı altında bir parkımız vardı. O da çok kötü durumdaydı. Onu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerimi sunuyorum buradan. Onlarla birlikte baştan aşağı yeniliyoruz. İçerisinde 3 dönüm göletin olduğu, sosyal donatıların bulunduğu, macera parkının olduğu yepyeni bir parka inşallah çok kısa bir zamanda kavuşmuş olacak şehrimiz. Yine bugüne kadar, geldiğimiz günden bugüne kadar iki adet ücretsiz otopark alanını vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olduk. Dekoratif aydınlatmalara döndük. Az önce bahsettiğim hayvanların gezdiği sokaklardan, hayvanların çekildiği, şehir merkezinden ahırların yavaş yavaş dışarıya çıkartıldığı, merkezdeki hayvan borsasının şehir dışında modern bir alana taşınıp canlı hayvan alan ve satan vatandaşlarımızın daha keyifli bir ortamda bu hizmeti gördükleri eski yerine de bir çocuk parkının yapıldı. Şehre doğru geçmiş olduk. Yine belediyecilik anlamında neler yapıyorsun efendim? Sosyal belediyeciliğe geçmeden önce dekoratif aydınlatma çalışmaları, kent mobilyaları, binin üzerinde çatılı bank meydanlarda, camilerde, okullarda, parklarda, tekli banklarla bambaşka bir hale geldi. İnşallah daha da güzel bir görünüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Sosyal belediyeciliğe gelince maalesef sosyal belediyecilik anlamında
Çok zayıf bir belediye ile yine karşılaştık görevi devraldığımızda. Örneklendirmeye başlarsak vatandaşların ihtiyaçlarını görebilecek sosyal yardım kartları dağıtmaya başladık. Doğumdan ölüme hizmetinizdeyiz diyerek bebek paketleri, askere giden kardeşlerimizin yanında güle güle Mehmet'in paketleri, evde bakım hizmetleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız evlerinde temizlik hizmetleri, yine gençlerimize yönelik yapmış olduğumuz kurslar, kadınlara yönelik yapmış olduğumuz kurslar, kreş çalışmalarıyla sosyal belediyecinin bütün alanlarına girmiş olduk. Buralarda özellikle bir kreşten bahsetmek istiyorum. Görevi devraldığımızda bir ana sınıfı vardı. Belediyenin hizmet verdiği. Buraya gittiğimizde maalesef o minicik yavrularımızın ehil olmayan ellerde hizmet aldıklarını gördük. Ana sınıf öğretmeni yoktu. Bir takım görsel materyallerle çocuklarımızın aklını karıştıracak, ideolojik ve örgütsel bölücü terör örgütünü ima edecek bir takım görsellerin kullanıldığını fark ettik. Fiziki yapıları çok kötüydü. Kadınlara kurs verilen noktalarda yine maalesef ideolojik çalışmalar yapılıyordu. Öncelikle fiziksel koşullarını düzelttik. Şu anda minik yavrularımızla 80 üzerinde öğrencimizle 3 tane ana sınıf öğretmenimizle ısıtması olan, aydınlatması olan daha konfora sahip bir ana sınıf hizmeti sunuyoruz. Yine kadınlarımıza girişimcilik kursu, çinicilik kursu, Kur'an-ı Kerim kursu, okuma yazma kursu, tiyatro eğitimi, pasta börek yapımı gibi el işleri geliştirecek şekilde yapılan hizmetler gibi kişisel gelişmelerine katkı sağlayacak bir takım kursları şu anda sunuyoruz. Ki inşallah önümüzdeki aylarda hizmete alacağımız kadınlarımıza ait bir spor ve kültür merkezi inşaatına şu anda biz başladık. Orada çok farklı seviyede, çok üst düzeyde inşallah şehrimizin kadınlarına hizmet vereceğiz. Yarı olimpik bir havuzumuz var kapalı. Saunası, hamamı, toplantı salonları, kondisyon aletlerinin olduğu spor salonları, 12 tane kurs odası, yine içerisinde bir ana sınıfı, cep sinemasının bulunduğu, baştan aşağı çalışanlarının kadın, müşterilerin de kadın olduğu bir kadın yaşam ve kültür merkezine hizmet alacağız. 2 tane gençlik merkezi hizmete aldık, görevi devraldıktan sonra. Gençlerimizin yine bu kurslardan faydalanmalarını sağlıyoruz. Müzik kursları, resim kursları, tiyatro kursları, spor kursları gerçekleştiriyoruz. Sporla Güçlü Yarınları projemizi gerçekleştirdik. Gençlerimizi diğer şehirlerimize, Çanakkale, Antep gezilere gönderdik. Bu faaliyetler de devam ediyor keyifli bir şekilde. Kültürel çalışmalarınız ne aşamada? Bize anlatır mısınız? Yine kültürel anlamda da az önce sosyal belediyecilikte olduğu gibi maalesef zayıf bir durumdaydı Siirt'imiz. Bu noktada da hızlı bir şekilde arkadaşlarımız çalışmalarına başladılar. Tiyatro gösterileri, kitap fuarı gibi, tanıtım fuarları gibi ki bunlardan bir tanesinde Emine Erdoğan hanımefendi, Sayın Emine Erdoğan hanımefendi teşrifleriyle bizi şereflendirmişlerdi İstanbul'da yapılan tanıtım fuarımızda. Bunların hepsini biz yapmaya başladık. Daha önce belediye hiçbir faaliyetlerde yoktu. Valilik olarak bunların bir kısmını yürütmeye çalışıyorduk Siirt'te ancak belediyeyi devreye sokmakla birlikte bunlar çok daha üst versiyona taşınmış oldu. Mesela Ramazan etkinlikleri vatandaşımızın belediyeden memnuniyetini çok üst düzeye getiren etkinlikler oldu. 2017 yılında başladık. Her akşam ortalama 1500 vatandaşımızla, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla iftar yaptık. Her gece manevi atmosfer içerisinde sahne etkinlikleri gerçekleştirildi. 2018'de bu rakamları 2000'lerin üzerine taşıdık. Her akşam 2000 kişiyle yani 2 sene içerisinde toplam belki 100 bin kişiden fazla vatandaşımızla biz iftar hizmeti sunmuş olduk ve orada yapmış olduğumuz sohbetlerde bizim hoşumuza giden şu oldu. Vatandaşlarımız şunu söyledi. Hep içimizden geçiyordu. İstanbul'a bakıyorduk, büyük şehirlere bakıyorduk. Ya bizim şehrimizde neden böyle şeyler olmaz? Hiç mi olmayacak diye iç geçirirken siz onlardan daha güzelini yapmaya başladınız diye memnuniyetlerini ifade ediyorlardı. Bizim de bu noktadaki aşkımızı, şevkimizi artırıyorlardı. Asfalt ve kaldırım çalışmalarınızın aşamada sanırım. Şimdi o noktada da az önce gene girdiğimde maalesef yollarımız çukurlar içerisinde, kaldırımlar kırık taşlar yüzünden yürümez hale gelmişti. 2 sene içerisinde çok şükür yaklaşık 80 kilometre şehir içerisinde sıcak karışımlı bitumlu asfalt çalışması yaptık. Yaklaşık gene 350 bin metrekare yani 75-80 kilometreye tekabül eden kilit parke taşından yollar vatandaşımız hizmetine sunduk. Kaldırım taşları yerleştirdik. Efendim, 2 yıl içerisinde Siirt Belediyesi olarak ne kadar yatırım yaptınız? 2 yıl içerisinde kendi bütçemizde yaklaşık yıl sonu itibariyle 57 milyon liralık bir
bütçe yatırım bütçesi gerçekleşmiş olacak ki şunu ifade etmek istiyorum. Bizden önceki yaklaşık 3 yıllık dönem içerisinde biz görevi devraldığımız zaman itibariyle ki bunları muhasebe kayıtlarına göre söylüyorum. Belediyenin yapmış olduğu yatırım miktarı 27-28 milyon lira civarındaydı. 2 senede o 3 senede yapılan hizmetin 2 katını biz sunmuş olduk ki aynı imkanlarla. Dış kaynaklarla da İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi'nin katkılarıyla inşallah dönem sonu itibariyle 95 milyon liralık yatırım sağlamış olacağız. Son olarak neler söylemek istersiniz? Ben bize desteklerini esirgemeyen, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, en başından beri himayelerini, desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, bakanlarımıza, yerelde Sayın Valimize, değerli milletvekillerimize, siyaset adamlarına çok teşekkür ediyorum. Bir özellikle de Siirt halkına, hep bizim yanımızda oldular, hep devletin yanında olan, bölücü terör örgütlerine hiçbir zaman fırsat vermeyen, 15 Temmuz'da devletine sahip çıkan Siirt halkına da çok teşekkür ederim sizlerin vasıtasıyla. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Yayın konuğumuz Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşat Taşkın, yapılan çalışmalara ilişkin sorularımızı cevaplandırdı diyelim ve sözü merkeze bırakalım.